Biraz da gebelikte spordan bahsedelim. Gebe kalınca spor yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Çok da iyi olur. Yapalım zaten. Hem kilomuzu dengeler, hem kan basıncımızı dengeler, nefesimize iyi gelir, kaslarımıza iyi gelir, doğuma hazırlık yapar. Her açıdan iyi. Fakat tabii ki gebelikte yapılacak olan spor normal zamanda yapmış olduğumuzdan biraz daha farklı olmalı sonuç olarak ve özellikle gebeliğe, gebelikteki kullandığımız kasları ve doğumda kullanacağımız kasları destekleyecek ve ona kuvvet katacak şekilde olmalı. Aynı zamanda gebeliğin getirmiş olduğu omurgamızdaki farklılıklar, değişiklikler, binen yükün getirdiği ağrılardan, kasılmalardan bizi rahatlatacak yönde olmalı. Bu yüzden spor yaparken eğer yaptığınız spor pilates, yoga gibi sporlar ise bunun gebelik pilatesi, gebelik yogası var biliyorsunuz. Bu şekilde yapılması gerekiyor. Bunlar özellikle gebeliği koruyucu fakat gebeliğin devamını sağlayan kasları gevşetici, doğum kaslarınızı, doğumda kullanacağınız kasları kuvvetlendirici tarzda bazı hareketler oluyor. Bebeğe ve size zarar vermiyor ama faydalı olması gerekiyor. Böyle bir imkanınız yoksa, bir koçluk ya da bir eğitmenle beraber çalışma durumunuz yoksa, esasında internetin bakın en güzel şeylerinden biri o. Biliyorsunuz biz hekimler internetteki her şeyi çok sevmiyoruz ama güzel hamile pilatesleri ve hamile yoga videoları var. Onlardan belki esinlenerek evde de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii spor yapmanızla ilgili doktorunuzun herhangi bir yasaklaması yoksa. Hadi bunu da özellikle belirteyim. Eğitmenle çalışma imkanınız yoksa veya böyle bir şey yapamayacaksanız en basit de en güzel spor yürüyüş. Arkadaşlar lütfen yürüyünüz. Fakat bu hani vitrin bakarkenki gezinti şeklinde değil ama belli bir tempoda, kendinizi çok fazla jogging gibi yormadan yarım saat, 45 dakika, 1 saat ne kadar yapabiliyorsanız yarım saatin altına düşmemesini, 1 saatten de fazla olmamasını öneriyorum. Yapabiliyorsanız haftada her gün veya hiç değilse haftada 2 ya da 3 gün yürüyüş yapmanız çok güzel bir spor olacaktır. Onun dışında kardiyo gibi yapmış olduğunuz sporlar daha önceden yapıyorsanız ya da kas yapmaya yönelik sporları, onları yapmamanızı tabii ki söylüyoruz. Yüzme çok güzel bir spor. Gebelikte de çok iyi bir spor. Yalnız yüzmede bir takım şeylere dikkat etmek gerekiyor. Eğer denizde yüzüyorsanız hiçbir problem yok. Temiz bir deniz olması yeterli. Ama eğer havuzda yüzecekseniz kullandığınız havuzun sterilizasyondan, hijyeninden emin olmanızı istiyoruz. Çünkü havuz kapalı bir ortam. Ne kadar devir daimi yapılanıyor o durgun suda ne var ne yok. Biraz o konuda emin olmak lazım. Yüzmede bizim için ister denizde ister havuzda olsun, dikkat etmeniz gereken en önemli şey nemli kalmamak. Islak moyayla uzun süre kalmamanız. Çünkü gebeliğin getirmiş olduğu fizyolojik değişiklik nemle birleşince gebelikte mantar oluşumuna çok kolay yatkınlık sağlıyor. Bu yüzden yüzünüz, hemen duşunuzu alınız, mayonuzu değiştiriniz ve kuru kalınız. Ve eğer havuzda yüzüyorsanız lütfen hijyeninden emin olduğunuz bir havuzda yüzünüz. Denizle ilgili zaten hiçbir sıkıntımız yok. Yürüyüş her zaman yapabilirsiniz. Pilates ve yoga çok iyi. Bunun dışında biliyorsunuz doğuma yönelik, doğum normal doğumda biz size yardımcı olabilecek nefes alıp verme tekniklerini veya doğumdaki kaslarınızı kuvvetlendirmeyi, akınmayı gösteren bazı kurslarımız da var. Kurumların var, bazı özel kurumların var. Eğer doğuma hazırlık adı altında bu konuyla da ilgileniyorsanız hem bizim hastanemizin kurumundan veya kendinizin bir bildiğiniz bir kurumdan doğuma yönelik nefes alıp verme tekniklerine yönelik eğitimde alabilirsiniz. Bu da gebelik süresince size çok yardımcı olacaktır.